aparatı arkadaşlar bu şekilde iki şekilde açılıyor ve ortasındaki vidayı çekerseniz bu şekilde de ikiye ayrıldığını görürsünüz. Bunu takıyoruz. Şimdi bu şekilde açtıktan sonra ipimi sarmaya başlayacağım. İpimi şu arka parçalardan bir tanesinden sarmaya başlayabilirim. Yani ya bu parçadan, yani vidalı olan kısmından ya da bu parçadan sarmaya başlayacağım. İpinizi ne kadar fazla sararsanız pompon o kadar büyük bir görüntüye ulaşır. Çok fazla sıkmadan ve mümkün olduğu kadar sık aralıklarla bu şekilde sarma işlemini yapacağım. Uç kısımları mümkün olduğu kadar çok doldurursanız oralar biraz boş kalmasın. Sarabildiğiniz kadar ipinizi bol bir şekilde sarabilirsiniz. En son uç kısmı sarma işlemi yapacağım. En uç kısmını iyice sardıktan sonra aparatın diğer kısmına geçireceğim ipimi. Burayı da iyice sardıktan sonra düzelterek bu kısmı kapatacağım. Hemen ipimi buradan diğer kısma geçireceğim ve burayı da sarıp aynı şekilde bunları kapatacağım. Sonra makasımla bu şekilde ipleri keseceğim. Parçayı eşit şekilde ip doladıktan sonra ipimi kestim. İç kısımdan zaten şurada aparatın parçası da var. Keskin bir makasla, yalnız orta kısmından tutun çünkü çok bol sardığınız zaman aradaki vida tutmayıp fırlayabiliyor. Tüm sardıklarınız boşuna gitmesin. Evet, buradaki bütün parçaları kestim. Şimdi diğer tarafa, işte bahsettiğim şey buydu. Diğer tarafa geçiyorum. Burayı kesiyorum. Sonrasında bir parça ip alıp aradan geçirip, evet benimki bayağı fırladı. Bunu düzelteceğiz artık. Bu şekilde aradan geçirip ipimizi sıkıca bağlayacağız. Böylelikle bir pompon elde etmiş olacağız. Evet, ipimi ara kısımda iyice sıkı bir şekilde düğümledikten sonra bu aparatı çıkartacağım. İsterseniz açarak çıkartabilirsiniz. İsterseniz ortadaki vidayı çekerek çıkartabilirsiniz. Şurada kesmediğimiz parçalar var sanırım. Oraya takılmış aparatım. Benim çok bol sardığım için bir parçası fırladı. Onu siz iki elinizle sıkı tutarak daha dikkatli yaparsınız. Evet, aparatı çıkardıktan sonra uç kısımlarından tutup, evet bu normalde çok düzgün oluyor fakat biraz sıkı tutamadığım için bu parçalar bu şekilde oldu. Bunu da zaten makasınızla şekil verip düzeltebilirsiniz. Fazla parçalar alarak. Zaten kalın bir ip olduğu için rahatlıkla şekil verebilirsiniz. Evet, makasla gerekli yerlerini düzelttikten sonra pomponumun son görünümü bu şekilde. Artık buradan vereme takacağım.